Son Set özel röportajında bu hafta Eczacıbaşı altyapısında forma giyen genç voleybolcu Gülem'e küçük bir sürpriz yaptık. Neslihan Darnel'in antrenör olarak katıldığı çekimimizin eğlenceli ve öğretici görüntüleri geliyor. Son Set'te bu hafta özel röportajımızda yanımızda Eczacıbaşı takımının altyapısından yetişen ve hala altyapısında forma giyen Gülem Altay var. Gülem, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle beraber izleyenlerimize voleybol hareketlerini göstereceğiz. Hı-hı. Servis, smaç, pas, bunları çalışacağız ve onları da biraz bu konuda bilgilendireceğiz. Önce seninle ilgili kısa bir bilgi alalım. Kaç yaşındasın ve ne zaman başladın voleybola? 2007 yılında başladım ben voleybola. 14 yaşındayım. Devam ediyorum. Peki, Eczacıbaşı'nda oynuyorsun. Buradan yetiştin zaten. Evet. Örnek aldığın, beğendiğin voleybolcu vardır herhalde. Evet, örnek aldığım var A takımından, kendi kulübümüzden. Hem solak hem çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Neslihan Darnel. Onu örnek alıyorum. Gülüm, önce istiyorsan servisle başlayalım. Sen normalde maçlarda, antrenmanlarda nasıl servis atıyorsan bize bir onu gösterir misin? Tabii. Hemen sana bir top verelim. Şöyle. Peki normalde hiç smaç servis atmayı denedin mi? Hayır, denemedim. Denemedim. Peki hani smaç servis atmak ister misin? Çünkü hani baktığımızda üst seviyedeki voleybolda en etkili silahlardan biri, evet, smaç servis oluyor. Sen hani böyle bir kendini geliştirme fikrin var mı smaç servise geçme gibi? Yani çok isterim ama daha önce hiç çalışmadım. Çalışmadım. Evet. Peki. Hiç böyle üst seviye voleybol, mesela A takımı izlediğinde falan hani smaç servis yapayım, isteyeyim gibi bir isteğin var mı? Yani var, evet. Çünkü örnek aldığım kişi Neslihan Darnel olunca onun da servise smaç servis. Neslihan Darnel oldu. Neslihan Darnel geldim. Çıktı. evet, sana en iyi smaç servis atanı getirdik. Neslihan'ı getirdik. Sana şimdi burada nasıl smaç servis atacağını öğretecek. Tabii en iyisinden öğrenmek de bu senin için bir ayrıcalık olacak. Çok. Değil mi Neslihan? İnşallah, yani çok da o kadar sırlarımı paylaşmak istemiyorum. Daha birkaç sene daha oynamak istiyorum yani. Peki, hemen o zaman buyurun, topları size veriyorum. Topları ve verelim. Gülem'le Neslihan'ı baş başa bırakıyorum. Smaç servis, biraz önce Burcu'nun da dediği gibi hani önemli bir silah. Servis, yani oyun zaten servisle başladığı için önemli bir silah. Ne kadar iyi servis atarsan karşı takımın hücum organizasyonunu o kadar İyi şekilde bozarsın. O yüzden hani smaç servis de bunun en etkili yönlerinden biri. Ben 15 senedir falan, yaklaşık 15 senedir smaç servis atıyorum. Smaç servis aslında smacın servis çizgisinden atılan versiyonu. Kolay mı? Yani bana göre kolay ama tabii öğrenmek, adımlamayı öğrenmek, herkesin kendine tarz bir adımlaması var. O yüzden senin de, ben mesela, benim hesabıma, kendi hesabıma göre 2,5 adımda smaç servisi atıyorum ve bu köşeden atıyorum. Daha önceden ortadan atıyordum ama şimdi bu köşeden atmaya başladım. Bu köşeden atmamın sebebi de bütün sahayı görüyor olmam, solak olduğum için. Sen de solak mısın? Yani bu köşeden atmak daha avantajlı ve topa istediğin falsoyu verebiliyorsun. Topu düzgün attığın zaman düzgün de vurursun. O yüzden hani ben tek elle atmayı tercih ederim. Kimisi çift elle atar ama ben tek elle daha çok rahatım. Topu döndürmek önemli. Yani topu döndürebildiğin kadar çok döndürürsen ve önüne atman lazım. Topu arkanda kaldı mı veya sağına sonuna gitti mi, topu atmak çok önemli. Hani ikimiz de bir tane deneyelim böyle ileri doğru atmayı. Ayakların ve adımlaman da çok önemli. Peki, attık diye topu öne attık. Şu çizgiye basmam olayını nasıl beceriyoruz? O birazcık şeyden, geri ataktan da artık şey yaptığımız için, hani adım yaptıktan sonra benim artık refleks olarak şu ayağımı çeviriyorum hep. Artık alışkanlık oldu bende. Hep son adımı böyle atıyorum. Düz gelmiyor yani. Ve zaten topu attığın yerden de basıp basmayacağını anlıyorsun yani. Ben hani topa vurduktan sonra bastım veya basmadım anlayabiliyorum. Bir de buradan attığımız için dümdüz vurman topa yetmeyecek. Topun şu yan tarafına biraz vurup topa falso vermen gerekiyor, hani etkili gitmesi için.
geçecek, ben inanıyorum ya, geçecek. Topu biraz daha yüksek atman gerekiyor çünkü adımlamanı yapamıyorsun. Yani biraz daha yüksek atarsan düzgün yapacaksın adımlamanı. Açın çok dar olduğu için burada paralele topu düz atarsan muhtemelen ya hakemi vurursun ya anteni vurursun. O yüzden biraz daha topu biraz daha içeri atıp paralele. Daha şöyle mi kolunu, böyle mi yapmasın? Yani evet, şu hareketi yapman gerekiyor. Onu yapabilmen için de topu biraz içeri atman lazım. Şu kolunu çekme vardır ya, atıp çekersen çok fazla kontrolünü kaybetmezsin topu. Bak gördün mü, daha iyi gitti. Süperdi bu. Antrenmanda her dribble arasında servis atıyoruz. O arada zaten hani onu... Ya zaten topu atarken daha ben anlıyorum. Ha bunu attım, bunu atamadım şey diye. O zaten hani tekrarla yerleşiyor. Güzel attın ama gene altında kaldı. İşte antrenörü vurmak dediğimiz bu. Şimdi sen bir tane daha at bakalım. Görelim. Gayet güzel yani, çözdün. Şimdi... sen öğrendin artık. Burcu da bugüne kadar yaptığı bütün programlarda her şey dahil oldu. Ben buna da dahil olmasını istiyorum. Kolunu ısıttın mı canım? Yok. Nasıl atıyorum şimdi göster bakalım. Yok ben sıçamadan atsam olmuyor mu? Ama çalıştık o kadar. Biz sadece konuşuyoruz burada. Kızım atamam, ben yaşlı bir insanım ya. Ya olabilir. Sen yaşlıysan biz de yaşlıyız. Mesihan abla, ne yapmam gerekiyordu? İki elimizle atmıyorduk canım, tek elinle. Ama ben tek elimle gerçekten öyle atamam topu. İki elinle daha kötü attın yani bence. Bir tek eli deneyebilirsin. Hani daha kötüsü olmaz diye düşünüyorum tek elinle at. Cidden, iki elle atamam mı? Tamam, at canım da yani. Daha bir atmayı deneyeyim ben. Tamam, atmayı deneyim. İyi mi? Tamam, İyi bence bu, sana iyi yani. Allah! Lenin altından geçse olmuyor muydu? Yok, amaç üzerinden geçirmek yani. Öyle koymuşlar zamanında kuralı. Peki bu topu atış iyi miydi hocam? Hocam iyiydi ama işte alçak attığın için toplayamadın kolunu bacağını. Sıçayamadın dersen daha şey olacak. Yani adım adım. Yani en azından fileye takıldı. İstiyorsan topu ben atayım. Tamam onu. İstiyorsan ben atayım. Hadi 1-2-3. Ama bu ben arkamda kaldı. Hadi. Bu sefer olacak. Güveniyorum sana. Çocukları kaybolsa ya. Tamam, benim toplarımı Neslihan atıyor. Bundan sonra smaç serviste. Sonunda. Yani, ay çok yoruldum. Top atılır itinayla. Evet, top atması çok zormuş. Top atması en zor. En zoruymuş top atması. Peki Gülhem, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Neslihan, sana çok 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 teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yardımcı olduğun için genç voleybolcumuza. Ben de çok teşekkür ederim. Ve bir son set özel çekiminden sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. We'll be right back.
daha önce hiç çalışmadım. Çalışmadım. Evet. Peki. Hiç böyle üst seviye voleybol, mesela A takımı izlediğimde falan hani smaç servis yapayım, isteyeyim gibi bir isteğin var mı? Yani var, evet. Çünkü örnek aldığım için Nesan Darner olunca onun da servise smaç servis. Nesan Darner olunca Nesan Darner çıktı. evet, sana en iyi smaç servis atanı getirdik. Nesan'ı getirdik. Sana şimdi burada nasıl smaç servis atacağını öğretecek. Tabii en iyisinden öğrenmek de bu senin için bir ayrıcalık olacak. Çok. Değil mi Nesihan? İnşallah yani. Çok da o kadar sırlarımı paylaşmak istemiyorum. Daha birkaç sene daha oynamak istiyorum yani. Peki hemen o zaman buyurun, topları size veriyorum. Topları ve Gülen'le Nesihan'la baş başa bırakıyorum. Smaç servis biraz önce Burcu'nun da dediği gibi hani önemli bir silah. Servis yani oyun zaten servisle başladığı için önemli bir silah. Ne kadar iyi servis atarsan karşı takımın hücum organizasyonunu o kadar iyi şekilde bozarsın. O yüzden hani smaç servis de bunun en etkili yönlerinden biri. Ben 15 senedir falan, yaklaşık 15 senedir smaç servis atıyorum. Smaç servis aslında smacın servis çizgisinden atılan versiyonu. Kolay mı? Yani bana göre kolay ama tabii öğrenmek, adımlamayı öğrenmek, herkesin kendine tarz bir adımlaması var. O yüzden senin de ben mesela benim hesabıma, kendi hesabıma göre 2,5 adımda smaç servisi atıyorum ve bu köşeden atıyorum. Daha önceden ortadan atıyordum. Ama şimdi Son Set özel röportajında bu hafta Eczacıbaşı altyapısında forma giyen genç voleybolcu Gülem'e küçük bir sürpriz yaptık. Neslihan Darnel'in antrenör olarak katıldığı çekimimizin eğlenceli ve öğretici görüntüleri geliyor. Son Set'te bu hafta özel röportajımızda yanımızda Eczacıbaşı takımının altyapısından yetişen ve hala altyapısında forma giyen Gülem Altay var. Gülem, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle beraber izleyenlerimize voleybol hareketlerini göstereceğiz. Hı-hı. Servis, smaç, pas, bunları çalışacağız ve onları da biraz bu konuda bilgilendireceğiz. Önce seninle ilgili kısa bir bilgi alalım. Kaç yaşındasın ve ne zaman başladın voleybola? 2007 yılında başladım ben voleybola. 14 yaşındayım. Devam ediyorum. Peki, Eczacıbaşı'nda oynuyorsun. Buradan yetiştin zaten. Evet. Örnek aldığın, beğendiğin voleybolcu vardır herhalde. Evet, örnek aldığım var A takımından, kendi kulübümüzden. Hem solak hem çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Neslihan Darner. Onu örnek alıyorum. Gülüm, önce istiyorsan servisle başlayalım. Sen normalde maçlarda, antrenmanlarda nasıl servis atıyorsan bize bir onu gösterir misin? Tabii. Hemen sana bir top verelim. Şöyle. Normalde hiç smaç servis atmayı denedin mi? Hayır, denemedim. Denemedim. Peki hani smaç servis atmak ister misin? Çünkü hani baktığımızda üst seviyedeki voleybolda en etkili silahlardan biri evet. Smaç servis oluyor. Sen hani böyle bir kendini geliştirme fikrin var mı smaç servise geçme gibi? Yani çok isterim. Bu köşeden atmaya başladım. Bu köşeden atmamın sebebi de bütün sahayı görüyor olmam. Solak olduğum için. Sen de solak mısın? Evet. Yani bu köşeden atmak daha avantajlı ve topa istediğin falsoyu verebiliyorsun. Topu düzgün attığın zaman düzgün de vurursun. O yüzden hani ben tek elle atmayı tercih ederim. Kimisi çift elle atar ama ben tek elle daha çok lazım. Topu döndürmek önemli. Yani topu döndürebildiğin kadar çok döndürürsen ve önüne atman lazım topu. Arkanda kaldı mı veya sağına soluna gitti mi topu atmak çok önemli. Hani ikimiz de bir tane deneyelim böyle ileri doğru atmayı. Ayakların ve adımlaman da çok önemli. Peki attık diye topu öne attık. Şu çizgiye basmam olayını nasıl beceriyoruz? O birazcık şeyden, geri ataktan da artık şey yaptığım için hani adım yaptıktan sonra benim artık refleks olarak şu ayağımı çeviriyorum hep. Artık alışkanlık oldu bende. Hep son adımı böyle atıyorum. Düz gelmiyor yani. Ve zaten topu attığın yerden de basıp basmayacağını anlıyorsun yani. Ben hani topa vurduktan sonra bastım veya basmadım anlayabiliyorum.
yüzden attığımız için dümdüz vurman topa yetmeyecek. Topun şu yan tarafına biraz vurup topa falso vermen gerekiyor. Hani etkili gitmesi için. Geçecek, ben inanıyorum ya, geçecek. Topu biraz daha yüksek atman gerekiyor çünkü adımlamanı yapamıyorsun. Yani biraz daha yüksek atarsan düzgün yapacaksın adımlamanı. Attın mı canım? Yok. Nasıl atıyormuşuz göster bakalım. Yok ben sıçamadan atsam olmuyor. Ama çalıştık o kadar, biz sadece konuşuyoruz burada. Kızım atamam, ben yaşlı bir insanım ya. Ya olabilir. Sen yaşlıysan biz de yaşlıyız. Mesihan abla, ne yapmam gerekiyordu? İki elimizle atmıyorduk canım, tek elinle. Ama ben tek elimle gerçekten öyle atamam topu. İki elinle daha kötü attın yani bence. Bir tek eli deneyebilirsin. Yani daha kötüsü olmaz diye düşünüyorum tek elinle at. Cidden, iki elle atamam mı? Tamam, at canım da yani. Bir daha bir atmayı deneyeyim ben. Tamam, atmayı deneyim. İyi mi? İyi bence bu, sana iyi yani. Allah! Lenin altından geçse olmuyor muydu? Yok, amaç üzerinden geçirmek yani. Öyle koymuşlar zamanında kuralı. Peki bu topu atış iyi miydi hocam? Hocam iyiydi ama işte alçak attığın için toplayamadın kolunu bacağını. Sıçrayamadın dersen daha şey olacak. Yani adım adım. Yani en azından fileye takıldı. İstiyorsan topu ben atayım. Tamam onu. İstiyorsan ben atayım. Hadi 1-2-3. Ama kumar arkamda kaldı. Hadi. Bu sefer olacak. Açın çok dar olduğu için burada paralele topu düz atarsan muhtemelen ya hakemi vurursun ya anteni vurursun. O yüzden biraz daha topu, biraz daha içeri atıp paralele. Daha şöyle mi kolunu, böyle mi yapmasın? Yani evet, şu hareketi yapman gerekiyor. Onu yapabilmen için de topu biraz içeri atman lazım. Şu kolunu çekme vardır ya, atıp çekersen çok fazla kontrolünü kaybetmezsin topun. Bak gördün mü, daha iyi gitti. Aklı sardı bu. Antrenmanda her drill arasında servis atıyoruz. O arada zaten hani onu... Ya zaten topu atarken daha ben anlıyorum. Ya bunu attım, bunu atamadım şey diye. O zaten hani tekrarla yerleşiyor. İşte bu anten işte. Bu işte antrenmanda vurmak dediğimiz bu. Şimdi sen bir tane daha at bakalım. Görelim. Gayet güzel yani, çözdün. Şimdi sen öğrendin artık. Burcu da bugüne kadar yaptığı bütün programlarda her şey dahil oldu. Ben buna da dahil olmasını istiyorum. Kolu nasıl